yerli ve milli teknolojiyle, dünyanın süper güç devletleriyle aşık atacak noktaya doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği insansız hava araçları, tüm dünyanın gündeminden bir türlü düşmüyor. Türk SİHA'larından en muzdarip olan devletse pek tabii ki Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ler yüzünden büyük zayiat veren Rusya Federasyonu. Ruslar, Bayraktar TB2'leri imha etmesi için yeni bir füze geliştirdiklerini duyurdu ve Bayraktar katili diyerek bu füzeyi tanıttı. Rusya, Libya, Suriye ve Azerbaycan cephelerinde hava savunma sistemlerini yerle bir eden. Son yaşanan Ukrayna-Rusya savaşındaysa doğrudan Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cehennemi yaşatan Bayraktar TB2'lere karşı ne yapacağını şaşırdı. Envanterlerinde mevcut bulunan hava savunma sistemlerinin Bayraktar TB2'leri imha edemediğini fark eden Rusya Federasyonu, işte TB2'nin katili diyerek 9M133FM3 isimli füzeyi tanıttı. Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Rusların açıklamasında 9M133FM3 isimli füzenin Rus Orion saldırı uçağının bir parçası olarak düşman uçaklarını yalnızca bir hava taşıyıcısından değil, aynı zamanda yerden de alt etmeyi mümkün kılıyor ifadeleri kullanıldı. Yarı otomatik, güdümlü bir harp başlığına sahip olan söz konusu füze, arttırılmış uçuş menziliyle 10 kilometreye kadar mesafelerde ve 7 kilometreye kadar irtifada anti-drone görevlerinde kullanılacak ve Bayraktar TB2 ile Anka gibi platformları havada yakalayıp imha etmek için kullanılacak. Ancak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2'yi imha etmesini planladıkları bu füzeyle ilgili bir sıkıntı var. Bayraktar TB2'yi evet bu füze yakalayabilir. Çünkü TB2 zaten hızlı bir hava aracı değil. Onu herhangi bir füzeyle de vurabilirsiniz. Ama bir sıkıntı var. Bayraktar TB2'yi vurmak için önce onu görmek zorundasınız. Zaten Rus ordusunun yapamadığı da bu. Sadece Rus ordusu değil, Ermenistan ordusu, Suriye ordusu ve Libya'daki Hafter milislerinin de yapamadığı buydu. Bayraktar TB2'yi tespit etmek ve onun geldiğini fark etmek neredeyse imkansız. Bayraktarları radarda göremiyorsunuz çünkü o kadar düşük bir radar izine sahip ki onu hiçbir radar tespit edemiyor. Onu kulaklarınızla da duyamıyorsunuz çünkü taarruz gerçekleştireceği zaman o kadar yüksekten uçuyor ve motoru o kadar küçük ki onun sesini duyamıyorsunuz. Bayraktar TB2'yi gözünüzle de göremezsiniz çünkü yerden kilometrelerce yüksekte uçan bu kadar küçük bir cismi orada olduğunu bilerek dikkatli gözlerle aramadığınız takdirde görmeniz imkansız. Emin olun ki Bayraktar TB2'nin orada olduğunu, sadece ve sadece mühimmatını bırakıp oradan uzaklaşmaya başladığını da fark edebilirsiniz. Onu da mühimmatın düşerken çıkarttığı ıslıktan zaten anlıyorlar ve Bayraktar TB2'nin imha görüntülerini izlediğimizde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Şu an bu kanalda imha görüntülerini ne yazık ki YouTube şartları sebebiyle yayınlayamıyoruz ama internette bolca mevcut. Bayraktar TB2'nin imha görüntülerini izlediğinizde askerlerin hiçbir şeyden haberdar olmadıklarını net bir şekilde görebilirsiniz. Bayraktar'ın orada olduğunu, tepelerinde onları vurmak üzere olduğunu bilmiyorlar. Çünkü onu duyamıyor ve göremiyorlar. Ancak mühimmatın patlamasından birkaç saniye önce askerlerin panikle sağa sola kaçıştığını hepiniz mutlaka bir kez olsun görmüşsünüzdür. Bunun sebebi Bayraktar TB2'yi tespit etmeleri değil, mühimmatın yere çok fazla yaklaştığı noktada ulaştığı sürat sebebiyle ıslığa benzer bir ses çıkartmaya başlaması. Yani Bayraktar TB2'yi sadece ve sadece ölüler görür. Milli ve yerli teknolojiyle geliştirilen Bayraktar TB2'ye karşı yeni bir
hava savunma sistemi geliştirmek isteyen Rusya, aynı zamanda yerden ve havadan atılabilme özelliğine sahip olacak olan bu füzeyle Türkiye'nin SİHA'sını imha etmeyi planlıyor. Ama işler onlar için hiç de iyi gitmiyor. Çünkü 6,5 aydır devam eden Ukrayna Savaşı'nda Bayraktar TB2'yi hiçbir suretle imha etmeyi başaramadılar. Tabii ki savaşın doğası gereği bazı Bayraktar TB2'ler vurulmuş olabilir. Bunların adedi bir elin parmaklarını geçmiyor. İmha edilen Rus birliklerinin sayısı ise binleri aşmış durumda. Yani Bayraktar TB2'nin verdiği hasar inanılmaz noktaya ulaştı. Bayraktarları imha etmeyi çok nadiren başarabilen Rusların bunu nasıl başardıklarına dair yaptığımız araştırmalardaysa genellikle bir taarruz görevinden geri dönen yani kendi yerini açık etmiş olan Bayraktar TB2'lerin daha rahat bir şekilde tespit edilebildiklerini görüyoruz. Zaten orada olduğunu bildikleri için Bayraktar TB2'yi o noktada arıyor ve nadiren de olsa vurabiliyorlar. Peki Türkiye'nin geliştirdiği bu silah sisteminin daha gelişmiş versiyonlarına karşı neler yapacaklar acaba? Onları durdurmak için nasıl teknolojiler geliştirecekler acaba? Bunu gerçekten merak ediyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki başarılı olamayacaklar. Çünkü Rusya öncelikli olarak balistik füzelere ve savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri geliştiriyordu. Yani sahip oldukları teknolojiler hep büyük boyutlu sistemleri vurmak için tasarlanmıştı. Bayraktar TB2 gibi inanılmaz küçük boyutlara sahip olan taktik bir SİHA'yı vurabilecek teknolojiye henüz sahip değiller ve ellerindeki değişik füze platformlarını bir şekilde modifiye edip Bayraktar TB2 gibi platformları imha edebilecek noktaya getirmek için harıl harıl çalışsalar da artık iş işten geçti. Türkiye çok daha gelişmişini, çok daha güçlüsünü hali hazırda üretip envantere aldı bile. İşte Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisinin geldiği nokta bu. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.